Merhaba sevgili arkadaşlarım, Semce İşler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte arıdan bir küpe yapacağız. Arımızın iğnesi, antenleri, kanadı ve kuyruk kısmı, bunu hep birlikte şimdi yapacağız. Bunun için alt ipi olarak misina kullanıyorum. Üst ipinde sırayla değiştireceğiz. Sarı ve siyah iplerimizi kullanacağız. İlk önce bu üçünü birleştirdikten sonra sarı ipi ve misinayı alt ipi olarak kullanıyorum. Elime doluyorum. Şöyle bir zincir çekeyim ve elimi çatacağım. İkisini aynı anda. Arımızın baş kısmını yapıyoruz şimdi. 10 tane zincir çekiyorum. O zincir çektikten sonra arımızın antenlerini yapıyoruz. Gayet büyük bir bu yapıyoruz. Tekrar 10 zincir çekiyorum. Şimdi minik bir pupu yapacağız. Biraz daha küçültelim. Evet. Şimdi 20 zincir çekiyorum. Zincir çektikten sonra elimin çatığını bırakıyorum. Misinayı ve sarı ipi aynı anda çekiyorum. Arımızın baş kısmını yaptık. Anteni oldu. Şimdi üst ipi olarak sarıyı kullanacağım. Alt ipi olarak da misinayı ve siyahı. Motifimi bu şekilde tutarak elimi sarıyorum. Ve siyah ipimi de misinama ekliyorum. Şimdi 24 zincir çekeceğim. Yirmi dört zinciri çektim. Bunu şuradaki minik pupuya ekleyeceğim. Yalnız bunu siyah iple ekliyorum. Ekledim. Şimdi alt ipi olarak misina ve sarı ipi kullanıyoruz. Üst ipi olarak da siyah ipe geçtik. Şöyle iki tane zincir çekeyim ve motifi döndürüyorum. Ve toplamda 28 zincir çekeceğim. Yine uzunluğuna göre bunu değerlendireceğiz. İki tane çekmiştim. 3, 4, 28 zincir çektim ve bunu şu kısma ekleyeceğim. Yalnız bu ekleme işini sarı iple yapıyorum.
Ekledim. Şimdi alt ipi olarak siyahı, üst ipi olarak da sarıyı kullanıyorum. Şöyle iki zincir çekelim ve motifimizi çevirelim. Şimdi de 30 zincir çekiyoruz. 2 tane çekmiştik zaten. 6 oldu. 8, 10, 30 zincir oldu. Şimdi bunu buraya ekleyeceğim. Yalnız siyah iple ekliyorum. Şimdi yine ipleri değiştiriyorum. Şimdi iki zincir çekelim ve motifimizin yönünü değiştirelim. Şimdi bu tutuş pozisyonuyla 34 zincir çekeceğim. 2 tane çekmiştim. 3, 4, sıkıştırırsak buraya tam gelecek. Evet. Bunu buraya ekleyeceğim. Sarı iple. Şimdi üst ipi olarak sarıyı kullanıyorum. Şöyle iki zincir çekelim ve motifimizin şeklini değiştirelim. Yirmi altı zincir çekiyorum sarı ipimle. İki tane vardı. Şimdi 4 tane daha yaptım. 6, 8, 10, 26 zincir oldu. Bunu şimdi de buraya ekleyeceğim. Aslında bir iki zincir daha çeksek iyi olur. Evet. 28 çekmiş olduk. Siyah iple ekliyorum. Birbirine yaklaştırıp ekliyorum. Şimdi sıra üst ip olarak siyah ipi kullanmaya geldi. Şöyle iki zincir çektim ve çeviriyorum. 10 tane zincir çekeceğim. 2 tane vardı. 3, 4. On zincir çektim. Hatta iki tane daha çekeyim. Ve aramızın kuyruğunu yapıyoruz. On zincir daha çekiyorum.
ve bunu buraya iliştiriyorum. Sarı iple iliştiriyorum. En son oraya düğümlerimi atıyorum ve fazlalık iplerden kurtulup orayı yakıyorum. Antenlerini yakalım. Antenlerimiz oldu. Sıra kanadında. Kanadı içinde alt ipi olarak da üst ipi olarak da aynı ipi kullanıyorum. Bu kanatta misina kullanmıyorum. Bunu şöyle elimi sarayım. Aramızın sırt kısmına şu ikinci aralıktan geçiriyorum. Ve mekiğimi buradan geçirip iliştiriyorum. Bir zincir çekelim. Şimdi elimi çatıyorum ve 40 zincir çekiyorum. Kırk zincir çektim. Elimin çatığını bırakıyorum. Kanadımızın birisi oldu. Şimdi tek zincir çekiyorum. Ve ikinci kanadımız için elimi çatıyorum. Kırk zincir çekiyorum. Kırk zincir çektim. Elimin çatığını bırakıyorum. İkinci kanadımız da oldu. Şimdi bunu şu kısma, yani ilk eklediğim kısma tekrar ekliyorum. Kanadımız sağlam olsun. Üç zincir çekerek orayı sağlamlıyorum. Fazlalık iplerimden kurtuluyorum. Ve o kısmı yakıyorum. Evet, bu aramız da bitti. Bu videomuzun da sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.